Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Asgari ücretin açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zamlarının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon oranının ardından zam artış oranı da belli olacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağkur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. En düşük memur maaşının da 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlandı. 3 Mart 2024'te gerçekleşecek olan sınavın başvuruları 3 Ocak ila 30 Ocak'a kapsayacak. Adaylar başvuruları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden veya mobil uygulamadan yapabilecekler. İstanbul Ticaret Odası 2023 Aralık ayı perakende fiyatlarını açıkladı. İstanbul Ücretliler Geçirme İndeksinde yer alan 242 ürünün 119'unun perakende fiyatları arttı. 14 üründe de fiyatlar düştü. 109 ürünün fiyatı ise değişmedi. En fazla fiyat artışı %93.82 ile Kabak'ta yaşandı. 2024 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bedelli askerlik tutarı geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara %50 zam gelmesi halinde bedelli askerlik fiyatının 183.526 lira olacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz aylarda artan sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, bir sigara grubuna paket başına zam yapıldığını, zam geçişlerinin yarın da devam edeceğinin altını çizdi. En ucuz sigara 52 lira oldu, en pahalı sigara ise 58 lirayla 60 lira arasında satılmaya başladı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.